Blake, büyük tehdit. İngilizlere iyi bir ders verdik. Uslu dururlar artık. Bence de öyle. İşte Bronson kulübesi. Geceyi burada geçirir, yarın kasabaya gideriz. Bronson'un yemekleri güzel midir bari? Blake, seni gördüğüme çok sevindim. Hele bu arada. Hayrola dostum? Gel Blake, gir de konuşuruz. Hey profesör, ne yapıyorsunuz öyle? Şu gördüğümün Profesör Octavius'un ağzına layık olup olmadığına bakıyorum. Ne demek yani? Düşünüyorum da bu hayvancık benim gibi birinin midesine girmekten kim bilir ne şeref duyacaktır. Ha ha ha. Ama burada herkes öyle düşünmüyor profesör. Ama ben şaka yapıyordum. Sadece canım. İmdat! Durdurun şu pis hayvanı. İmdat! Bravo profesör. Yaman bir koşucuymuşsunuz. Şuraya tırmanmaktan başka çarem kalmadı. Çabuk Rodi, bir tarafımı ısırmadan beni kurtar şu mende buradan. Ama sizdeki akıl bende yok ki. Ne yapabilirim? Ben profesör. Bu sırada da profesörün tutunduğu dal birden kırılır. Ah! Ben daha güzel bir çare bulursunuz sanmıştım. Mühim olan neticeyi almaktır evladım. Bunu hiçbir zaman unutma. Benim gibi büyük bir profesörün yaptıkları doğrudur. Bir şeyler yiyelim artık. Bronson'un iyi yemekler hazırlamış mı Blake? Bilmiyoruz Roddy ama hemen gidiyoruz. Yo, yapamazsın bunu bana. Açlıktan ölüyorum ben. Doğru ama çaresi yok dostum. Arkadaşlarıma Ümit kasabasında olanları sen anlatır mısın Bronson? İngilizler ele geçirmişler orasını. Kasabadan kaçabilen bir avcı anlattı bana. Yine mi bu İngilizler? Yo, bu defa kurtulamazlar. Çiğ çiğ yiyeceğim onları. Aman yapmayın profesör. Şimdilik bir galeta yiyin. Alay mı ediyorsun sen benimle? Sakin olun profesör. Çıkmadan bir şeyler yersiniz. Az sonra kuru fasulye yemeklerin şahıdır. Ama yavaş yenirse. Sen ne diyorsun Blake? Kasabaya yerleşmiş olan İngilizleri oradan atmamız lazım. 1 saat kadar sonra. Sağ ol Branson. Onları oradan attıktan sonra yine geliriz. Tanrı yardımcınız olsun. 3 saatlik bir yürüyüşten sonra da kasabaya varırlar. Her yer sakin. Pek ıssız burası. Biri geliyor. Bu tarafa bakın. Devriye geziyorlar. Hemen başlayalım mı profesör? Sakin ol Blake. Biraz temkinli olmalıyız şimdi. Şu lokantadan bir şeyler öğrenebiliriz herhalde. Sokak boşken geçelim. Fakat kapıya geldiklerinde kapalı. Bu da ne demek oluyor böyle? Kapıyı vuralım bakalım. Uzaklaşalım daha iyi bence. Neler oluyor onu öğrenelim önce. Doğru Blake. Ne yapacağız şimdi? Saklanacak mıyız? Sabırlı ol Roddy. Durumu bilmemiz şart. Sokağın öbür ucunda. Bu yalanları sakalıma anlat sen. Yemin ederim yardım istemeye geldim. Fakat o kadına böyle davranmalarına göz yumamam profesör. Sakin ol Blake, dur. Ve o sırada yüzbaşıya anlat sen o yalanları bir de. Tahminlerim doğruymuş. İngilizler karargahlarını
şu lokantaya kurmuşlar. Ne yapsak acaba? Kasabalılarla konuşsak mı? Onlarla sonra da konuşuruz. Önce şu kadına yardım edelim hele. Lokantadan bizi görmeseler bari. Şuradaki camdan bir bakabilsem içeriye. Bu sırada içeride demek çiftliğinize esrarengiz adamlar saldırdı. Ama sen onları görmedin ve kaçan ortadan kayboldu. Evet. Yeter, adamlarımdan bir kaçını kasabadan uzaklaştırmaya çalışıyorsun sen. Asla ben sizin burada olduğunuzu bile bilmiyordum. Sadece yardım istemeye geldim. Yalancı, doğruyu söyle yoksa kırbaçlatırım seni. Bu sırada Black içeriği dinlemektedir. Götürün şunu, önce kırbaçlayın ve sonra da bırakın evine gitsin. Artık bu oyun da bitsin. Black bizi çağırıyor profesör. Gidelim haydi. İngilizlerin sayısı fazla değil burada. Anlaşılan hemen harekete lazım. Ben kapıyı kıracağım. Sen kapıyı kırınca biz de içeriye saldırıp yüzbaşıyı yakalayacağız Black. Tamam Rodi, sen ise dışarıda kalacak ve kadını uzaklaştıracaksın buradan. Olur. Ve Black hemen işe koyulup kapıyı omuzlar. Kim bu terbiyesiz? Black terbiyesizi. Kusura bakmayın, çok terbiyesizimdir. Siz de benden aşağı kalmıyormuşsunuz. Bu sırada çabuk olun, kaybedecek vakit yok. İngilizler ne olduklarını anlayamadan saf dışı oldular. Haydi şimdi terk edin kasabayı. Onu emin bir yere götürün Roddy. Amma da eli çabukmuşsunuz ha. Gelin efendim. İngilizler paniğe kapılmışlardır. Nereye böyle acele acele beyler? Fırtına gibi koşuyorlardı. Black, tamam bu iş. Bir grup daha geliyor. Vay canına, ne olmuş burada? Çabuk aşağıya inelim. Birisi yüzbaşıyı yaralamış. Kaçırmayalım bunları da. Profesör, ah! Dur arkadaş, nereye gidiyorsun? Lekmiş bu kaçan. Bu haber öbürlerinin de çil yavrusu gibi kaçmalarına yetmiştir. Haydi profesör. Lek odaya girince hiçbiri karşı koymaz. Ah, bu sırada. Ne oluyor? Sakin olun bayan. Lek yukarıda temizlik yapıyor. Bu da sonuncusu. Bu sırada kasabalılar da olanları öğrenirler. Black bize yardıma gelmiş. Nasıl geliyorum şimdi? Fakat gürültüyü duyan bir grup İngiliz daha oraya gelmiştir. Şuraya bakın, arkadaşlarımıza bakın. Yardım edelim onlara. Bu sırada kasabalılar da hücuma geçer. Nasıl isyan başladı demek kasabada. Kasabalılara yardıma koşalım çabuk. Dayak az geldi galiba onlara. Ve birdenbire durun, zafer sizin sanıyordunuz artık değil mi? Vay canına. Black ve profesör ne bekliyorlar? Kasabalılar güç durumda. Tanrım, sopaları bırakmazsanız ateş emri vereceğim sersemler. Black, burada size dersinizi vereceğiz. Nasıl istersiniz ahmaklar? Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki. Vay canına. Şaka etmiyorlar bunlar. Siz burada bekleyin. Ben bir şeyler yapayım. Tehlikeye aldırmayan Roddy, Teğmen son kelimeyi söylediği sırada ileri atılır. Durun, durun, ateş etmeyin. Üç.
Çekil ayak altından bacaksız, ateş etmeyin ettiğiniz takdirde kasabalıları hiç durduramazsınız artık. Çocuk haklı. Kurtulamazsınız artık elimizden zaten. Çoğunuz kaçtı. Az kaldınız burada. Bizi korkutacaklarını sanıyorlar ama doğru söylüyorlar galiba. Nerede öbürleri? Siz de giderseniz başınız derde girmez. Kapat ağzını, yoksa şimdi ben kapatırım. Kasabalarının sabırları tükenmiştir artık. Hücum, kovalım onları kasabadan. Ateş, ateş, yaklaştırmayın onları. Ve kavga kızışır. Ne olacaksa bana olacak orada arada. Ama İngilizler fazla mukavemet edemezler. Hücum! Bu sırada lokantada Yüzbaşı Black ve profesörü esir almıştır. Duyuyor musunuz? Adamlarınızı imha ediyorlar. O kadar kolay değil o. Yüzbaşı pek iyimser görünüyor profesör. Öyle ama çok yanılıyor aslında. Yüzbaşıyı konuşturup onun dikkatini dağıtan Black birden fırlar. Dur, artık duramayacağım. Bırakın o silahı. Oh! Dışarıya bir göz atalım. O ne? Roddy yine başına bela almış bu çocuk. Nitekim bu sırada dışarıda. Dağılın bakalım külahlılar. Haydi yüzbaşı, durduralım şu savaş artık. Peki. Black'in gür sesi herkesin sesini bastırır. Durdurun onları, zafer bizimdir. Askerler, silahlarınızı atın. Fakat yüzbaşım biz... Ha, gördünüz mü? Teğmen, boşa yoruldunuz. Az sonra da İngilizler silahsız olarak kasabayı terk ederler. Bir daha da bu taraflara uğramayın sakın. Sonra kasabalılar üç arkadaşın etrafını sararlar. Yaşasın Black! Kasabamızı İngilizlerden kurtardın Black! Yok canım. Black, beni boğuyorlar. Aman onun üzerine fazla varmayın arkadaşlar. Of, nefesim kesiliyordu az daha. Roddy nerede? Blake, koşun, çocuk duvarın dibinde yatıyor. Nasıl, yaralı mı yoksa? Bilmiyorum, bayılmış galiba zavallıcık. Roddy, Roddy. Ah, sen misin Blake? Of, başım çatlıyor. Ne oldu, yaralandın mı? Önemli değilmiş. Ufak bir şiş sadece. Esaslı dövüştük ama öyle değil mi? Az sonra galibiyet lokantada kutlanır. Yemekler çok güzelmiş. Değdi doğrusu. Değil mi çocuklar? Ne kadar çok yediniz profesör. İngilizlerin eline nasıl düştünüz? İsmim Alina Barlow. Yardım aramaya gelmiştim bu kasabaya. Çiftliğimizin etrafında acayip şeyler oluyordu. Hep hırsızlıklar olurdu. Köpeğimiz öldürüldü. Sonra dağda ateşler. Belki İngilizlerdi. Kasabaya da yerleşmişler. Zannetmiyorum onlar olsalardı doğrudan doğruya gelir çiftliğimizi soyar giderlerdi. Siz de bilirsiniz onları Blake. Duydunuz mu? Gerçekten meraklandım doğrusu. Ben de Black. Bana kalırsa o çiftliği bir kere görmemiz lazım bizim değil mi? Oh, teşekkür ederim. Ve ertesi sabah erkenden. O esrarengiz şahıslar yok. Kent çiftliğine girmiş olamazlar mı? Bilmem olabilir ama ben kocamın dönmüş olmasını tercih ederim. Grup küçük bir ormandan geçer ve nihayet. Aa, ocağı yanar mı bırakmıştınız? Hayır.
Hayır, belki kodur. Ama emin olmalıyız. Evin arkasındaki nehir görünmeden gitmemize yardım eder belki. Lek sessizce yaklaşır ve az sonra burada hiçbir iz yok. Belki de öbür taraftan geçmişlerdir. 10 metre kadar ötede. Ya nehirden gelmişler işte bunlar. Yerli kayı değil bu. Ağacı oymamışlar. Derilerden yapmışlar sadece. Bunlar Eskimo olabilirler ama buralara nasıl gelebilirler onlar? Dur bakalım. Bilek eve daha da sokulur. Ses seda yok henüz ama o kayıkla mutlaka birileri gelmiş olacak buraya. Ve az sonra masanın haline bak. Birisi burada yemek yemiş mutlaka. Bilek bir ses duyar ve birisi var burada. İşte geliyor ama acayip bir tip. Bilek beklemeden atılır. Ah dur. Fakat koki. Atik davrandı ama yine de bağırıyor öyle. Hey dur, dursana. Ve akabinde Bilek'in kulağının dibinden bir kurşun geçer. Vay canına, biri daha varmış burada. Dur, Igiko, dur yoksa ateş edeceğim. Ne? Ben mi? Konger. Koki'nin seslenmesi üzerine Konker davranır. Silah patlarken Bilek de yere atar kendini. Vay alçak. Kaçtı ama uzakta olamaz. Koşayım. Kayığa atlayan Konker'i bırakan Bilek, Igoki'yi aramaya koyulur. Bilek, Igoki'yi aramaya devam etmektedir. Ağaçların arasında olmalı. Daha sonra da oradan nehre varacaktır. Tahmin ettiğim gibi çıktı. İşte kayığı. Bir kütüğün arkasına saklanan bilek beklemeye başlar. Eskimo'ya benziyorlardı. Profesöre sormalı. Bu sırada silah seslerini duyan profesör ve Rudi de oraya yaklaşır. Ne oldu acaba? Bir hareket yok. Bir plan yapalım şimdi. Sen usulca eve yaklaş Rudi. Ben de nehir tarafından yaklaşmaya çalışayım. Olur. Rudi böylece harekete geçer. Bu arada profesör de gövdesinin müsaadesi nispetinde sessizce ilerlemektedir. Burası sakin. Biri yaklaşıyor. Kayığına gelmekte olan Koki'dir. Mutlaka bu. Bu sırada profesör de kıyıya inmeye uğraşmaktadır. Yakalandın, Igoki. Ah, kıçım, sen misin bunu yapan Bilek? Profesör, ne işiniz vardı ağaç tepesinde? Bu sırada bir ses duyulur birden. Bilek, profesör, imdat, koşun. Rodin'in sesi bu. Koşalım. Vay canına, bir yabani ayı. Nereden çıkmış? Bilek, profesör, çabuk olun yoksa ebediyen elveda, imdat. Bilek vakit kaybetmeden müdahale eder. Dayan Rodi, geliyorum. Yere yat çabuk. Rodi söyleneni yapar. Ya üstüme düşerse şimdi derken bir silah sesi ve ilk kurşunda vuramazsan Rodi'nin hali haraptır. Yaşa bile kurtardın beni. Ama ne çektim sen bana sor bir de. Bir an senden ümidimi kesmiştim Rodi. Tanrı'nın yardımıyla bilek varken
Ama senin yerinde başkası olsaydı öyle yere yatamazdı. Sen söyledikten sonra. Amma da iri hayvanmış. Haydi hayvanı bırakalım da o kaçırdığımız hayvana bakalım. Nereye gidiyorsun Rodi? Bayan Barlow ne oldu acaba? O adam yakalamış olmasın sakın onu. Az sonra Black ve Rodi etrafı ararlar. Korkmayın Bayan Barlow, Black o adamı yakalamıştır. O siz de olmasaydınız ne yapardım ben bilmiyorum. Buradan geçmiş izler taze. Nehre varmak için dolaşıyor herhalde. Onu kışkırtalım. Ben nehre gideyim. Siz izleri takip edin. Haydi profesör, az daha gayret. Saklanacak bir yer bulmalıyım. Benim burada olduğumu anlamamalı. Ah! Biri bağırdı. Mutlaka profesör adamı bulmuştur. Ne oldu profesör? Neden bağırdınız? Arkamdan kafama vurdu ve kaçtı. Black nehre doğru koşar ama profesör burada kimse yok. Fakat birden vay hain vay. Neyse karşı karşıya kalabildik senle. Ve birden bir dönüş yapan Black onu kapıp havaya kaldırır. Şimdi görürsün sen alçak. Bir soğuk su banyosu iyi gelir mesela. Vay canına boğuluyor. Hey dur geliyorum sersem herif. Black yabancıyı hemen sahile çıkarır. Ben de dövüşüyorsunuz sandım karşıdan. Yabancı kendine gelince konuşmak istemez. Neden cevap vermiyorsun? Dilimizi anlamıyor musun? Buna bir oyun oynayıp konuşturmalı. Dinle, seni serbest bırakacağım ama sen de bizi kaldığınız yere götüreceksin. Demek gidiyoruz. Öyle meraklıyım ki. Sen Barlow'la kalacaksın, Roddy. Onu koruyacaksın. Duydunuz mu Bayan Barlow? Şu andan itibaren benim himayemdesiniz. Korkmayın artık. Korkmam tabii Roddy. Zira çok cesur olduğunu biliyorum. Bana sadece Alina diyebilirsin. Tabii bundan sonra size hep Alina diyeceğim. Az sonra. İhtiyatlı olun Black. Çabuk dönün. Eşinizden haber getirebileceğimi sanıyorum. Böylece uzun bir yürüyüşten sonra halinden memnun görünüyor. Belki de bizi esas yerlerinden başka taraflara götürüyordur. Bir oyuna niyetliysen vazgeç bundan. Orada dikkatli olalım profesör adamın hareketleri şüpheli biraz. Arkadaşlarını arıyor galiba. Bir tuzak olabilir bu. Nitekim yabancı birdenbire dur kaçma ateş ederim. Onu çok arasalar da eyvah ateş ediyorlar. Saklanalım çabuk Black. Black, Black neredesin? Tanrım yakalandı mı acaba? Halbuki Black bu sırada nehir kenarındaki sazlıkların içindedir. Seslerini duyuyorum. 4-5 kişi olmalılar. İşte hepsi oradalar. Kayıkları burada. Onların yerine ben gitsem ne olur sanki? Profesöre haber vermedim ama o ben olmadan da kendini kurtarır bu badireden. Bu sırada tepede saklanmakta olan profesör nehirde yol almakta olan Black'i görür. Black bu kayığa binmiş. Yabancılar Black'i yakalamış olabilirler. Onu görmeden dikkatlerini bu tarafa çekmeliyim. Dikkat, hücum ediyorlar. Püskürtelim onları. Onları esir etsek daha iyi olur. Haydi Kangor. Geri dönecek olurlarsa
Sırrımızı etrafa yayarlar. Onları iki ateş arasında bırakıp yakalayalım. Bunların niyeti çok fena. Yakalanmamalıyım. Onlar kaçacağımı zannederler. Ben de tepeye çıkayım. Nerede bunlar? İgoki yakalanmıştır belki. Hiçbir iz de yok ortada. Neredeler acaba? Bize oyun oynadılar. Mutlaka kaçtılar galiba. Yukarıya bakmasalar bari pek iyi. Saklanamadım galiba. Arayın, uzak dolamazlar. Ben kayığımla kıyıyı arayacağım. Tanrım, kayığım nerede? Belki de iyi bağlamadım ve çözüldü gitti. Durun, ben de sizle geliyorum. Akıntı benim kayığımı götürmüş o sırada. Tanrım, dal kırılacak. Ah, ve az sonra da yabancıların başına bir felaket gelir. İmdat! Vay canına, bu olanları anlatsam kimse inanmaz bana. Kendilerine gelirlerse yandığımın resmidir. Lütfen biraz daha uyuyun. Tüfeğimi alırsam beni görebilir o zaman. Yaramazlık yok, rahat durun, yoksa şimdi görürsün sen. Hey, bir dakika, anlaşabiliriz. Bu sırada Black de karşı sahile varmıştır. Kıyıda saklanmam daha iyi olur. Kim bilir kaç tane nöbetçi vardır civarda. Bu sırada birdenbire profesörün oradan silah sesleri geliyor. Neler dönüyor acaba orada? Nitekim o sırada yabancılar profesörün arkasından kurşun sıkmaktadırlar. Mutlaka öldürmeliyiz onu. Kafamı çalıştırmazsam istedikleri olacak sonunda. Kongor mutlaka profesörü yok etmek kararındadır. O mutlaka ölmeli. Kayboldu. Oldu mutlaka. İyi, kurtulduk ondan. Sesleri duyan bile gerisin geriye koşmaya başlar. Profesörü yalnız bırakmamalıyım. Olmuş olabilir. Köyümüze dönelim artık. Konger'le ben gideyim. Siz etrafı arayın. Olur, siz gidin. Merak etmeyin. Kimseyi geçirmeyiz buradan. Bu sırada Black, ikisi gidiyorlar galiba. Bekleyeyim bakayım. Birkaç dakika sonra beyazları bir kez daha atlatmış olduk. Evet, doğru. Epey kalabalıklarmış, kafayı kullanmalıyım artık. Önce profesörü arayıp bulayım hele. Bu sırada suyun altına dalıp onları atlattım ama şimdi nasıl çıkmalı? Eyvah! Hapşırığımı tutamıyorum. Duydun mu? Burada biri var. Evet, gidip bir bakalım. Yine bir şeyler olacak galiba. Adamların geldiğini anlayan profesör kaçmaya çalışmaktadır. Galiba ömrümün sonuna kadar suda kalacağım artık. Tam o sırada. Bir kişiye iki kişi. Olmaz ama. Oh! Bu başlama işareti olsun. Çekil be adam. Aa, gulu gulu gulu. Diğeri silahına sarılırsa da bırak onu. Haydi sen de arkadaşının yanına. Ah. Bugün benim kurbağalık günümmüş meğerse. Gel profesör. Ha ha ha. Sağ ol Blake. Yalnız o adamları az daha ileriye atabilirdin, değil mi?
Akım da onları hayli uzaklara götürecektir. Olanları uzun zaman anlatamayacaklar. Yola devam etmek istiyorsan edelim. Ama önce üstümdekileri bir kurutayım, sonra zatürre olurum. Bu durumlar için faydalı bir ilaç bilirim. Nitekim daha sonra, ay, of, sağ ol, beni düşünüyorsun ama ben razıyım zatürreye. Asla hasta olacak olursan kendimi affedemem. Sonra uzun bir koşudan sonra patika dikleşince yavaşlarlar. Bu işin esrarını çözmek istiyorsak tehlikeleri göze alacağız profesör. Yoksa bu mağaraya girmek niyetinde misin Blake? Tam tuzaklık bir yer. Alina'nın kocasının burada bulunacağını zannediyor musun? Evet. O adamcağız mutlaka bunların eline düştü profesör. Galiba burası yukarıya bir yere çıkıyor. Burası bakın. Hani nereden? İşte çıktık. Öbür tarafa inelim şimdi profesör. Ben de artık dinleniriz diyordum. Birden imdat bir kartal. Cesaret profesör geldim. Gürültü etmek istemeyen bilek tabancasına el sürmez, bıçağını çeker. Amma da vahşi bir hayvan. Yaralı mısınız profesör? Hayır ama karnım tuttu. Biraz konyak olsaydı. Belki o yabancılarda vardır. Bulalım da onları isteriz. Siz bastığınız yere dikkat edin. Yalnız bir bu eksikti. Sol tarafından kalkmışım bugün. Al bir daha imdat. Size dikkatli olun dedim. Ben profesör. İmdat. Kurtar beni Blake. Ölüyorum. Bir çuval gibi yuvarlandı. Blake büyük bir dikkatle yokuştan aşağı iner. Kaybolmuş. Ne oldu acaba? Bu sırada Blake'in gözleri dehşetle büyür birden. Çadırlar, o yabancıların köyü burası olmalı. Önce profesörü bulayım. Bir yerde serilmiş yatıyordur mutlaka. Birdenbire biri mırıldanıyor galiba. İşte o, yakalayın. Dur yabancı, yakalandın. Tuzağa düştüm. Kim bilir ne zamandır takip ediyorlardı beni. Postu pahalıya satayım bari. Dur. Atılan kurşunlar hedeflerini bulamazlar. Şimdi size biraz ateş dersi vereyim. Nitekim bilek tetiğe dokununca. Ah! Ah elim çok keskin nişancı. İhtiyatlı olalım. Ben gidip yardım getireyim buraya. Ne oluyor Krager? İki avcı gizli yoldan buraya geldiler. Kongar'ın bahsettiği kişiler olacak. Fakat kimse yok burada. Demin buradaydı. Tungar'ı elinden yaraladı. Şu kayaların arkasına saklanmış olacak. Gel Krager. Az sonra. Burada da yok ama ne oldu buna? Tungar'ı siz yaralamış olmayasanız. Saçma, neden yapalım bunu? Belki bir gölge görüp korktunuz ve ateş ettiniz. Bu surette de yanlışlıkla onu vurdunuz. Holstenke olanları anlatırken bizim aleyhimizde konuşma, Konger. Kararı o verir. Ben başkalarının cezasını çekemem. İri bir kaya parçası mağaranın girişini gizlemiştir. Gidiyorlar nihayet. Ko Barlow, seni burada bulacağımı ummazdım. Siz olmasaydınız beni epey uğraştıracaklardı, Ko. Arkadaşınız yuvarlanırken ben de tesadüfen burada bulunuyordum.
Bana da tam zamanında işaret edip yolu kapattınız burayı. Bilmediklerinden emin misiniz? Tabii tesadüfen buldum burayı. Esirleriyim ama dolaşmama izin veriyorlar. Artık şansımız döndü galiba profesör. Az önce beynim patlıyordu neredeyse. Unuttun mu? Şefleri Hostenk'e rapor vermeye gittiler. Bu fırsattan faydalanıp kaçabilir miyiz acaba şimdi? Düşünüyorum ko bunlar herhalde Görland'dan geldiler. Şimdi de buraya yerleşmek istiyorlar. Bizlere de pek güvenleri olmadığından ara sıra buralardan yiyecek çalıp tekrar saklanıyorlar. Dediklerin doğru olabilir Blake ama düşün ki şu anda Rudy bizi bekliyor. Tabii ama siz de aynı fikirdesiniz sanıyordum. Ben profesör. Profesör haklı. Hostank gaddar bir adam. Hayatta olmamı kız kardeşi Prenses Siolda'ya borçluyum. Bir de Prenses Ha çok tuhaf. Ben yalnız gideceğim. Siz beni burada bekleyin. Bu bir delilik Blake. Yapmamalısın bunu. Ağızdaki yol köye gidiyordu, değil mi? Bilakis onlarla anlaşabileceğimi umuyorum. Beni merak etmeyin. Gidip prensesi bulacak ve onunla konuşacağım. İyi şanslar Blake. Tanrı yardımcın olsun. Hostenk'e gittiğine göre buna ihtiyacı var gerçekten. Bakın Blake'i gördüler ve pek de iyi karşılamıyorlar onu. Nitekim Tanrım işte o deminki adam demek ki kaçmamış. Bu sefer kurtulamayacak. Teslim ol Hostenk'in toprağına giren yabancı. Selam size Kuzeyliler. Bir dost olarak prensesle görüşmeye geldim. İnanmayın bizi aldatmak istiyor. Yakalayın. Yakalamak istiyorlar onu. Size Hostenk'in çok zalim olduğunu söylemiştim. Honger'in seslenmesi üzerine yabancılar Blake'in etrafını çevirdiler. Elimizdesin, size dost olarak geliyorum dedim. Prenses Sikolda ile konuşup ona beyazların kötü olmadıklarını anlatmak istiyorum. Bizim şefimiz Hostank'tir ve o beyazların kötü olduğunu söylüyor. Yanılıyor. Gerçi ilk karşılaşmamız biraz sert oldu ama bu sizi yanıltmasın. Bu sırada Ko Barlow ve Profesör şefleriyle konuşabilecek galiba. Beraber gidiyorlar. Nitekim Blake kampa girer. Şefinizi ikna edeceğimden eminim. Söylediğine göre sulha tarafların tarmışsın ama zorla girmişsin topraklarımıza. İnanma Hostank. Ama Hostank bile ki dinlemez bile. Götürün beni dinlemelisin Hostank. Kötü bir niyetim olsaydı tek başıma gelmezdim buraya. Hay aksi bunları yola getirmek sana mı kalmıştı Blake? Fakat Blake nezaketi bırakınca daha nazik olamaz mısınız siz? Vay, tehlikeli bir adam bu. Bundan kurtulmalıyız hemen. Saldırın. Bunlar iyice azıttılar. Başka çare kalmadı artık. Açılın bakayım. Durdurun. Açılın dedim. Blake hemen yolunu açmıştır. Bizimkileri bulmalı hemen. Onu takip et Kongor. Kaçırırsan canınla ödersin bunu. Kaçamayacaksın. Yakalayacaksınız onu. Mutlaka yakalayacaksınız. Köy halkı paniğe kapılmıştır adeta.
Bir yabancı köye girip Holsteng'e sulh teklif etmiş. Fakat reddedilmiş. Ne oluyor baba? Bu arada Bilek ellerinden kurtulacağını biliyordum zaten. Çabuk mağaraya girin. Holsteng laf dinlemiyor ama bir planım var. Önce emin bir yer bulalım. Yolda nöbetçiler vardır. Atlatırız ko. Gürültü yapmamaya dikkat edelim. Şayet bu yoldan gideceksen ben yokum. Deminki tecrübe yetti bana. Nazlanmayı bırakın şimdi. Ayak sesleri mağarayı buldular galiba. Çabuk olun, buraya girdi. İki kişi daha vardı yanında. Ben de gördüm, biri esirimiz olan beyaz adamdı. Yoklar yukarı tırmanmışlardır, gelin. Uzaklaşmalarına fırsat vermeyelim. Gördünüz mü? Çıkış inişten kolay oldu profesör. Bırak da ineyim Black. Bir şeker çuvalıymışım gibi geliyor. Âlâ, biraz daha zayıflasanız böyle durumlarda başınız derde girmez. Ben işimi bilirim. Pö. Hala takip ediyorlar mı ko? Evet, ayak sesleri geliyor ama arayı açtık epey. Şuraya bak Bilek, ben bunların niyetlerini beğenmedim. Ben onların niyetini düzeltirim şimdi. Dikkat edin bakın. Durun yoksa ölürsünüz. Çekilin kenara profesör. Hey yavaş olsana. Bu sırada bir kurşun vızıldar ve vay az kaldı hapı yutuyordum. Ve Bilek ileri fırlar. Birinin tüfeği boşalmış durumda. Bu defa diğeri de ateş eder. Şimdi sıra bende. Size daha dikkatli olmasını öğreteceğim. Ah! Bırak beni. Madem öyle bırakıyorum işte. Gidebiliriz artık. Kıyıdakiler hariç kimse kalmadı. Buralardas bence. Az sonra Konger ve adamları da gelirler. Demek onlara mani olamadınız ha? İmkansızdı bu. Kurşundan bile korkmuyor. Ateş etmemize rağmen ileri atıldı. Kıyıdakiler durdururlar. Henüz her şey bitmedi. Koşun. Konger'in ümidi ise bu arada Bilek tarafından yıkılmıştır. Şimdi siz ikiniz çiftlikte beni bekleyin. Ben Holsteng'le konuşacağım tekrardan. Nafile olur Bilek. Bu. Ama madem Bilek kalıyor, ben de kalırım. Ko, sen dön çiftliğine. Ben de kalmak isterdim ama karım merak eder. Çok geç kalırsam geri gelirim. Rodi'ye de bizden selam söyle ko. Şimdi ne yapacağız Bilek? Az biraz bekleyelim. İşte geliyorlar bakın. Az sonra burada olacaklar. Şimdi seyredin. Vay canına, bunları da benzetmişler. Sen bunlara ayıltmaya bak. Biz onları takip edeceğiz. Mutlaka durdurmamız lazım o kaçakları. Koya ise buradan kaçmasını ödeteceğim ona. Birdenbire, Tanrım, o da ne? Şimdi de sıra sende. Haydi profesör, şaşkınlıklarından faydalanalım. Merak etme Bilek. Fakat profesör gerçekten şanssızdır bugün. Eyvah! Köyünüze dönün hemen. Takip edilmekten hoşlanmam. Fakat zavallıcıkların dönecek halleri kalmadı ki. Bu beni ilgilendirmez. Ben asıl Kongar'la aramızdaki hesabı kapatmak istiyorum. İkidir seninle baş başa kalıyoruz. Konger ama bu defa dediklerimi yapacaksın. Asla.
Görüyoruz. Şimdi köyüne dönüyoruz. Canın tatlıysa Hostenge düşünmesini tavsiye edersin. Yoksa bu sırada Ko da çiftliğine varmıştır. Alina, sevgilim, döndüm bak. Ko, hey Ko, vaktin varsa söyler misin? Bizimkiler nerede? Sen Rode olmalısın. Bıraktığımda iyiydiler. Ama şu anda ne haldeler bilmem bile onları yola getirmeyi kafasına koydu zira. Ne, onu yalnız mı bıraktınız? Bilek yeri gerçi yenilmez ama insanlık hali bu. Ben gidiyorum. Profesör onunla karım olmasaydı ben de kalırdım. Zaten burada canım sıkılmaya başlamıştı. Ko onu durdurmalısın. Ne de olsa bir çocuk o. Ne diyebilirim ki? Haklı, ben de kalmalıydım Bilek'le. Bu sırada yanlış yoldayız galiba. Ben de bunu söyleyecektim. Ama geç kaldınız. Arkadaşlarım geldiler bile. Hem de epey kalabalıklar. Geri çekilecek vaktimiz bile yok artık. Bu sefer gerçekten kararlılar. Çok fena geliyorlar. Bir çare bulmalıyız. Fena insanlar olmadığımızı anlatmalıyız. Git arkadaşlarına yardım etmek istediğimi söyle. Bir beyaz adamlara inanmayız. Elini çabuk tut. Bilek, görüyorsun ki iyice yaklaştılar. Sırtları kaşınıyorsa ne yapalım? Memnuniyetle karşılarız biz de. Ama önce sulh istediğimi söyle onlara. Eğer anlamazlarsa kendileri bilirler. Bilek, bak ne geldi aklıma. Neden onların en kuvvetlisine meydan okumuyorsun? Şayet yenersen. Bravo profesör, çok iyi akıl ettiniz bunu. Şeflerine çok sadık insanlar bunlar. Demek sözlerinde duracaklardır. Duydun mu Konger? En kuvvetinizle dövüşeceğim. Ben yenersem benim, siz yenerseniz sizin dediğiniz yapılacaktır. Şefimiz Holsteng en kuvvetlimizdir, söyleyeyim. Ha, beyaz adam çok pişman olacak bu karşılaşmada. Konger arkadaşlarıyla uzun uzun konuşur amma da sürdü. Nihayet orada üç nöbetçi bırakıp gizli yoldan giderler. Bu defa başaracağız galiba. Ne var Bilek? Bir gürültü duydum. Rodin'in sesi bu. Nitekim Rodi izleri takip ederek oraya kadar gelmiştir. Fakat birden Bilek, profesör. Genç bir beyaz yaklaşmamalı. Bunların niyetleri bozuk profesör. Çabuk olmalıyız. Ne oluyor Bilek? Rodi soluk almak için patlayacağım. Of, çok koştum valla, patlayacağım. Fakat o anda vay canına, işte bunu bekliyordum. Dur yoksa ölürsün. İndir o yayı. Sana bir şey söyleyeceğim. Olduğun yerde kal. Tam o sırada Tanrım çekil alçak. Ah. Bu defa diğeri, indir şu yayı sen de. Eskimo onun buna pek niyeti yoktur ama Bilek onu mecbur eder. Ah! Bereket sesini duydum. Neden geldin sen buraya Rodi? Tam zamanında yetiştin ama Bilek. Hiç seni burada yalnız bırakmak istemedim de. Seni geri göndermem gerek ama çok yorulmuşsun. Neyse fazla bekletmeyeyim onları. Nerede kaldınız Bilek? Hostengs bizi bekliyormuş. Haydi geldik işte. Haydi gidelim öyleyse. Ne oldu kuzum profesör?
Kim bilir yolda neler karıştırmışsındır. Neyse ki buraya kadar gelebildin. Biz Nataşkavvanların teklifini kabul ediyoruz. Şayet yenirsen öleceksin. Nataşvanlar Labrador'da oturmuyorlar mıydı? Neyse gidelim. Şartlarımı söyledin mi şefine? Evet, kabul etti ama onu yenemezsin. Siz burada kalın. Holstein'e sözünü tutmazsa siz kurtulursunuz bari. Hayır, ben geliyorum. Dinle Rodi. Belki anlamayacaksın ama gitmeliyim ben. Anladım profesör ama bir şey daha var. Ben de gelmeliyim sizinle. Ve böylece yola çıkarlar. Amma da berbat yol. En sonunda köye varırlar. İşte sana meydan okuyan yabancı bu. Holstein. Hala açılın bakayım böyle. Baltamı verin. Hazır mısın yabancı? Hazırım ama dövüş yumruk yumruğa olmayacak mı? Sana da bir balta verilecek. Yoksa korktun mu? Pöh, ben seni silahsız da yenebilirim. Hayır Blake, sen de baltayı al. Profesör, haklı Blake. Reddetme baltayı. Peki, peki, tamam. Açılın şimdi siz. Az sonra da heyecanlı bir düello başlar böylece. Neden saldırmıyorsun? Korkmuyor musun? Gül bakalım Holstein. Ve Holstein birden saldırır. Karavana salladın dostum. Tuu. Ve bilek yumruğunu sallar. Aa, şimdi sıra bende. Hiddetlenen Holstein birden ileri atılır. Geberteceğim seni. Nefesini boşa harcama. Lazım olacak sana. Kavgaya müdahale etmeliyiz Rodi. Bu kavga hiç de adil değil. Bir şey yapamayız profesör. Paramparça ederler bunlar bizi. Holstein hamle üstüne hamle yapmaktadır. Şimdi bir ara bilek yere düşünce. Sonun geldi artık. Fakat bilek yana doğru yuvarlanır ve henüz gelmemiş demek. Birden Holstein kafasına bir taş yer ve sersemler. Ah! Bunu yapan kendisine hakim olamayan Rodi'dir. Dualleye müdahale edemezsin. Bırakın, bir çocuk o henüz. Sesini kes sen şişko. Bu sırada iki rakip. Durumdan faydalanabilirdim ama kalleşliği sevmem. Fakat bu defa kurtulamayacaksın. Fakat bu defa kurtulamayan Holstein olur. Bu oyun artık burada biter. Baltaya lüzum hasıl olmadı. İşte yine duello bitti. Holstein ve galiba yenen sen değilsin. Neden öldürmedin beni? Ben olsaydım böyle yapmazdım. Yetim kan dökmek değil, dost olmak da ondan. Sen olabilirsin ya öteki beyazlar. Bak arkadaşını adamlarıma saldırıyor. Hey profesör durun. Bu beni tahrik etti Blake. Ben de sinirlerime hakim olamadım. Verdim dersini. Ama biz buraya sulh için geldik. Bunu ona sen hatırlat Rodi. Ben Holstein'e gidiyorum yine. Sen hiç merak etme bilek. Kuvvetli ve mertsin beyaz adam. Bunun için seni dinleyeceğim. Sen gelme Kongar. Nasıl istersin Holstein? Bilek ne yapmak istiyor acaba? Sen tam bir cahilsin Rodi. Bilek'in niyeti? Sen benle gel beyaz adam. Arkadaşım çadırdan çıkmadan bir yere gidemem. Fakat kayalar
çukuruna götürün onu. Bir, Natashkavan'a el kaldırdı. Yakalayın. Hey, bir dakika. Bırakın beni. Ben meşhur Profesör Octulus'um. İmdat, Rudy. Dur, kimse giremez. Ama ben... Defol, bağırmaktan başka çare yok. Bilek, imdat, profesörü götürdüler. Susacak mısın sen, sümüklü? Sustum işte, bıyıklı, kızma o kadar. Ve akabinde Bilek, ne oluyor Rodi, profesör nerede? Kayalar çukuruna götürdüler onu, orası neresi bilmiyorum. Ne demek oluyor bu, Holstank? Sözünde durmuyor musun? Benim sözüm yalnızca senin içindi. Arkadaşların için söz vermedim. O halde biz de kendi işimizi kendimiz görürüz. Gel Rodi, ama bu da kim? Durun, yoksa ölürsünüz. Söyle adamlarına silahlarını indirsinler Ozdenk. Arkadaşının suçu büyük Bilek. Adamlarıma mani olamam. Kayalar çukuru nedir bilmiyorum ama iyi bir yer olmasa gerek. Suçu büyük olan ölür. Duydun mu Rodi? Ve biz de bunu seyredeceğiz ha? Onu kurtaralım önce. Ayrıca da bunlarla hesaplaşırız sonra. Bilek hemen harekete geçer. Demin kuvvetimle tanıştırdım seni. Hey! Haydi gidelim artık. Bize mani olmaya kalkar. Varsa kendini ölmüş bil. Anladım ama boğulacağım. Bırak beni. Çekilin yoldan. Ala, şimdi bizi arkadaşlarımıza götür bakalım. Az sonra. Onlar bu ateşle ne yapıyorlar? Vay canına. Bu ne böyle? Bu sırada çukurun dibinde profesörün keyfi yerindedir. Eyvah, Black gelmiş. Derhal bitirmeli şu iş artık. Çabuk kızgın kayalardan yuvarlayın aşağıya. Black, o kızgın kayaları aşağıya yuvarlıyorlar. Holstank, söyle şunlara dursunlar. Karışmam yoksa. Durun, bekleyin. Fakat onu dinlemezler. Ne oluyor, şaka yapmış, yapmıyorlarmış demek. Hey, beni buradan çıkarın. Bilek gerçeği anlamıştır. Gonger onlardan intikam almak istemektedir böylece. Yeter! Bunlar hep senin yüzünden alçak. Ah! Bu yumrukla Gonger çukura yuvarlanır. Ah! Kurtarın beni. Eyvah! Ayağım takıldı. İmdat, pişiyorum burada. Profesörün canı öyle yanmıştır ki o hızla bir hamlede düz duvara tırmanır. Mutlaka çıkmalıyım buradan. Verin elinizi. Ne kadar da marifetliymişsiniz profesör. Benimle alay mı ediyorsun? Adamlar Hostenk'in emriyle ateşi söndürürler. Şu içimdeki ateşi bir söndüreyim de ben sana gösteririm benle alay etmesini. Profesör belki de ömründe ilk defa bu kadar bol su içmektedir. Nefes alın profesör, boğulacaksınız. Oh, nihayet kendime gelebildim. Sana yapılanları Holstenk'e anlatır mısın profesör lütfen? Anlatacak ne var ki? Beni buraya zorla getirip bu çukura ittiler. Çıkmaya uğraştıkça da gülüyorlardı. Ben de şaka yapıyorlar zannedip boş verdim. Ama sonra iş değişti. Seni neyle suçluyorlardı? Pöh, suçmuş. Bana göbekli diyen birini okşadım birazcık. Hala arkadaşımın bu cezayı hak ettiğine inanıyor musun Holstank? Ben suçu daha büyük zannediyordum doğrusu. Kongar'ı çıkarıp çadırıma gönderin.
Daha sonra bir yanlışlık olmuş. Ha şöyle. Beni mi çağırdın, Holstank? Evet, bu cesur beyazların dostumuz olmasına karar verdim. Neden bir suçsuza öyle muamele ettin? Seni uyarmak için Holstank, bunları kandırıyorlar seni. Holstank'e yalan söylüyorsunuz hep. Bütün beyazlar yalancıdırlar. Yalancı sensin elime. Geçtiğin sırada seni öldürmediğime bin pişmanım şimdi Konger. Ama kararı sen vermelisin Holstank. Hangimize inanıp inanmamak senin elinde. Bir Natasha bana inanmamazlık edemem Black. Konger milletine sadıktır. Sen ise yalnızca söz verdin henüz. Çabuk karar değiştirin, değiştiriyorsun. Barış teklifin içinde ihtiyarlar meclisine bir danışmalıyım. Doğrusu sen herkesin sözüne göre hareket ediyorsun. Sözlerindeki samimiyetten emin değilim. Götür onları Konger. Bize esir muamelesi yapıyor galiba. Bana da öyle geliyor, hem de Konger'in yüzünden. Az sonra galiba yine dövüşeceğiz ya bizimle dost olmaktan vazgeçerlerse. Daha sonra ihtiyarlar meclisinde şefimizi dinlediniz. Beyazlara güven olmaz. Bence Konger yanılıyor. O ilkel kavim değiliz biz artık. Kızılderililerle birçok dostluklar kurduk. Beyazlarla neden dostluk kurmayalım değil mi? Bu hasta ihtiyarı dinleme Holstank. O yalnız kendi boğazını düşünüyor. Kabilemizi bir avuç una mı feda edeceğiz yani? Şimdiki gibi çalmaya devam mı edelim? Sen söyle öyleyse. Konger hızla ileri atılır. Sana kim lafa karış dedi? İhtiyar bunak. Ne yapalım ki? Topraklarımız verimsiz. Ben yaptığımızı söyledim yalnız. Sen biz ihtiyarları saldırılardan koruyamazsın. Artık bizden yardım bekleme, Holstank. Bu sırada Prenses Sigeol da konuşmaları dinlemiştir. Vahşi Konger yine Holstank'e tesir etti. Ve gece olurken ben Prenses Sigeol dayım. Yabancılar, buyurun. Aklı başında olmayanlar galip geldi. Sizin de hayatınız tehlikede. Biliyoruz Prenses. Siz ne dersiniz Profesör? Nataşvanlar harekete geçmeden kaçalım derim ben. Nataşvanlar suçlu insanlardır aslında ve bana sadıktırlar aynı zamanda. Bir şey mi söyleyecektiniz siz? Ben sizi buradan kurtarayım. Siz de benim Holstank'in yerine geçmeme yardım edin. Çok güzel. Birden susun gelen var. İşte başlarında Kongar var. Hemen harekete geçmemiz lazım öyleyse. Hala size başka bir yol göstereceğim. Siz durun, köyde herkes uyuyor. İşlerini sessizce halledelim. Olsun bitsin. Benimle gelin. Holstank sizi görmek istiyor. Bir dakika, burada seninle görüşmek isteyen biri var. Prenses, Ayıncı'ya planlarını tatbik ettirmeyeceğim sana Konger. Biz de öyle kalleş. Ah, bilek çadırdan çıkar. Gidebilirsiniz Konger. Fikrini değiştirdi. Ama Nataşvanlar şaşırmışlardır. Karşı koyamazlar. Gidin dedim size. İmdat. Haydi savulun.
Bilek yolu açtı, gidebiliriz ve böylece biraz sonra şu kayalarda bir geçit olacak. Gelin. Devamı gelecek sayıda.